Ne geçecek? Tek birinci fıkrasıdır. Evet. Ey benim muhterem üstadım, aciz talebeniz küre arz içerisinde ruhum bazen şarkta, bazen cenuba, bazen garba, bazen şimale, bazen semaya giderdi. Acaba yardım ne taraftan erişecek diye beklerdim. Ruhum bir mürşid-i ekmel taharri ederdi. Aramak üzere iken bana ilham olundu ki, mürşidi sen uzakta arıyorsun, pek yakında, pek yakında bulunan Bediüzzaman vardır. Bak böyle bir abimizmiş yani. Kendisine ilham olunmuş. O zatın Risale-i Nuru müceddit hükmündedir. O zatın Risale-i Nuru müceddit hükmündedir. Hem Aktaptır hem Zülkarneyn'dir. Hem ahir zamanda gelecek İsa Aleyhisselam'ın vekilidir yani müjdecisidir denildi. Yani şey böyle bir ilham edilmiş abi Mustafa. Evet, Kulenli Sarıbıçak Mustafa Hulusi abi. Ona böyle ilham edilmiş. Yahu abiler de yani abiymiş değil mi yani? Evet arkadaşlar. Bunun üzerine Üstad-ı Muhterem'in nezdine vardım. Risaleleri bize yazmak için emir verdi. Ben de 15 kadar sözlerden yazdığımı okuyorum. İstidadım kısa, fikrim müşevveş olduğumdan misallerden hakkıyla istifade ve istifaze edemiyordum. Yani kafam karışık olduğundan içinde şeyler olduğu için misallerden hakkıyla istifade edemiyordum diyor. Bilhare 22. mektubu verdiğiniz yazdım. Bir iki defa arkadaşlarımla okudum. Aciz talebiniz maddi ve manevi 15 yaşından beri mazide birikmiş olan küflü yaralarını tedavi etti. Elhamdülillah. Bunun üzerine bir rüya gördüm. Rüya budur. Menamda kıbleye karşı bir vilayete gittim. O vilayette gezerken iki büyük acip fabrikaya rast geldim. Bu fabrikalar dünyadaki fabrikalara benzemiyor. Bu fabrikalar dünyadaki fabrikalara benzemiyor. Ve hem de bu fabrikalar insanın sağ cenahına geliyor. İkisinin de sahipleri yok. İçerisine girdim. Fabrikanın biri büyük, biri küçük. Bu küçük fabrikayı ben idare ederim diye ona sahip oldum. Bunun üzerine bir rüya daha gördüm. Kıbleye karşı uzun bir kışla ve kışlanın içinde büyük bir fırın var. Bunu tevafuk sayıyorum. Ben de o fırının dairesindeyim, ayak üzerindeyim. Karşıma gençlerden ehli takva Süleyman isminde bir genç vardı ve sağ tarafımda yine gençten İsmail isminde birisi vardı. Tevafuk sayılır mı? Sayılabilir çünkü sonuçta ben okuyorum. İsmail yani evet. Buna binaen alet tahmin 100 kadar gençler o fırının dairesinde sağımda ve solumda ayak üzeriydiler. Hayret ettim. Bunun üzerine büyük bir zat geldi. Gençlerin önüne ufacık bir mendil serdi. O mendil üzerinden dört köşe haşhaşlı ekmeği gençlere birer birer dağıttı. Bilahare o mendilin içinden birer avuçta kuru üzüm dağıttı. Bakıyorum o mendilden üzüm ve ekmek tükenmedi. Hayret ettim. Bana denildi ki mübarek zat Said Nursi'dir. Ben de anladım ki bu harika iş aktaplarda bulunur dedim, uyandım. Rüyasında böyle görüyor ve böyle de rüyada kanaat getiriyor. Rüyadaki kanaati bu. Bu hal diyor aktaplarda bulunur diye rüyada bunu kanaatini ilan ediyor ama ondan sonra uyanıyor. Bunun üzerine Risale'lere devam üzere yazmakta iken Allah'ın tevfiki ve Üstad-ı Muhterem'in himmeti erişti. Çok çok istifade etmeye başladım. Bilahare bütün o rüyamda gördüğüm gençler etrafıma toplandı. Her birisi bana arkadaş ve Kur'an'a talebe oldular. Ve bir de bizim memleketin insanları bir parça ehli tarikat ve ehli takvadır. Memleketimizde zahir ve batın hocası olmadığından şeytana ve nefse çok defa hedef oluyorduk. Ve evham içinde boğuluyorduk. Risaleleri okudukça şeytan-ı lain ve nefsin hilelerini, ehamlarını cehennemin dibine atıyordu. Risaleleri okurken çok arkadaşlar çok hayrette kalırlardı. Bu koca bedi, buluğlu misal, inci misal yani bu sözleri, bu kelimeleri nereden buluyor diye birbirimize çok defa diyorduk. Lisanda baksan bir şey istifade edilmez gibi görünüyor. Lisanda baksan bir şey istifade edilmez gibi görünüyor. Halbuki söyledikleri hikmettir. Nazarımıza dehşet veriyor. Nur serpiyor. Haşiye, evet Mustafa kardeşim. Said'in üç şahsiyetinden ikisini tamam fark etmiş. Üstad koymuş bunu demek ki Risale-i Nur. Said'deki üstadın
Saitteki üstadını ders verdiği vakit Ali'yi görüyor. Biçare dost olan Said hakikatte olduğu gibi adi görüyor ve gördüğü doğrudur diyor. Estağfurullah. Halbuki söyledikleri hikmetleri nazarımıza dehşet veriyor, nur serpiyor diye tekrar tekrar iştiyakla okuyorduk. Bunun üzerine Risale-i Nur ve Mektubat-ı Nur okuyanlara bir iksir azamdır diye hükmettik. Muhterem üstadım, maddi ve manevi yaraları bulunan bu yüz arkadaşımın yaralarını Risaleler tedavi ediyor. Hatta bazen bizden uzak olanlar evhama boğulur giderler. Aciz talebiniz bir risale okursam evhamını kaldırır giderlerdi. Cenab-ı Hak feyyaz mutlak, hallak-ı azim, mevcudat ve camidat ve zerreler edicince sizden razı olsun. Amin. Amin, amin, amin. Yarın mahşerde herkesten risaleleri tedavi ediyor. Hatta bazen bizden uzak olanlar evhamı boğulur giderler. Aciz talebiniz bir risale okursam evhamını kaldırır giderlerdi. Evet. Cenab-ı Hak feyyaz mutlak hallak-ı azim mevcudat ve camidat ve zerreler edicine sizden razı olsun. Amin. Yarın mahşerde herkesten evvel Resul-i Ekrem Nebi Muhterem Efendimiz Hazretleri'nin şefaatine mazhar olun inşallah. Amin. Amin. Bu gençlerin her gün her saat duasını alıyorsunuz. Her bir risale okurken en aşağı 8-10 kadar arkadaş bulunuyor. Halbuki bu fitne-i ahir zamanda bu gençlerin bir araya gelip hak söz dinlemeleri pek mühimdir. Medar-ı şükrandır. Bu aciz talebiniz Arabi'yi görmemiş, yani Arapça okumamış. Medrese hiç görmemiş. Eskiden yazılmış Türkçe kitapları okurdum. Maddi manevi yaralarımı tedavi edecek ilaç bulamazdım. Ruhum, kalbim çırpınıyordu. Çok çırpınıyordu. Öyle bir dereceye gelirdim ki her saat kendimi intihar etmeye karar verdim. Acaba halim nedir ve ne olacak? Mürşid-i Kamil nerede bulabilirim diye çok merak eder, yeis içerisinde kalırdım. Cenab-ı Hak nasıl ki cehennem gibi bir zaman içinde cennet gibi bir zamanı halk eder. Ve her zamana layık çareleri icat eder. Ve her yaraya muvafık ilacı ihsan eder. Öyle de bu medresenin zamanımızda bizim gibi yaralılara üstad-ı muhterem vasıtalarıyla risaleleri Türkçe olarak telif ettiriyor. Bunu ne kadar şükredeyim? La yuatla ve la yuhsa. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Üstad-ı muhterem de Kur'an hizmetine muvaffak edip iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ben hiçbir Arabiyat görmeden, Arapça yani hiç bilmeden BDS'de 5-10 sene okumadığım halde yalnız risaleleri yazıp ciddiyetle okudum. Ne yapmış? Sadece risaleleri yazmış, ciddiyetle okudum. Kendimi 20 sene medresede okumuş gibi tahayyül ediyorum. Sebebi ise bu acizin, bu fakirin, bu miskinin nezdinde çok arabiyat hocaları geliyor ve benim okuduğuma hayret ediyorlar. Benim okuduğuma hayret ediyorlar. Evvelden Mürşid-i Kamil terbiyesi görmüş insanlar geliyorlar. Benden eşittir kelimelere meftun oluyorlar. Çok hocalar iki düz üzerine girip Risale okuyuver diyorlar. Eğer sesim erişseydi olanca kuvvetimle bağırarak küre-i arzdaki gençlere diyecektim risalelerdeki ciddi okumak ve yazmak, risalleri ciddi okumak ve yazmak 20 sene medrese okumaktan faiktir, daha üstündür menfa ve daha menfaatlidir. Burada böyle yetişmiş kardeşlerim var. Onu da söyleyeyim. Fırsatı kaçırmayan. Evet, biraz zor oldu filan falan ama evet, böyle bir şey etti. Millet böyle bir tane şey geldi. İşte Cemal amcanın evladı. Sizinki zor yav dedi. Ben dedi şuraya gidiyorum dedi. Şu sohbete ismini vermeyeyim şimdi. Onlar dedi okuyorlar dedi. Çay içip kaçıyoruz yani. Güzel de bir hocası da söyledi bana. Nispet yapar gibi. İşte bilmem kim şu diye. Herkes onu istiyor falan falan diye. Siz zor yapıyorsunuz falan. Yazıyorsunuz dedi. Bizim bir kere ondan sonra dedim yazma işini maalesef bıraktık ama ciddi yazan kardeşlerim ciddi bundan menfaatlendiler yani. Değil mi? Cemal amca da bir kitap doldurmuş. Rahmetli. Gördüğünüz de zaten. Evet. Ama ne diyor bak, bu hakikaten aynen bütün kalbimizi bunu tasdik ediyoruz. Sadece ciddi okumak ve yazmak 20 sene medresede okumaktan faik de daha menfaatlidir. Yani ben öyle çok hoca görmüşüm, şey görmüşüm. Hoca görmüşüm, adı imkanları olan, şey olan, arabiyat okumuş, şusu olmuş, ünvanı olan ama Risale-i Nur'dan işte bu mevzular okurunca Allah razı olsun bak çoğu yani şey demiş maşallah barekallah eşi benzeri yok.
Ve de seni de daha da üstünde bir şey zannediyor. Böyle mevzuları içinden çıkınca. Yeni tekniklerle anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bir hüsnü zanlı geliyor üzerine. Ama tamamen Risale-i Nur'dan yani. Evet. Meddes okumaktaki maksat evvela kendini kurtarıp saniyen ümmeti Muhammed'i kurtarmaya çalışmak değil mi? Maksat bu değil mi? Risale-i Nur'un Mektubat-ı Nur 20 senelik meddes ilmini veriyor. İtikadındayım. Ve her risale tek başına bir mürşid-i ekmeldir. Kalbi bozulmamış herhangi bir genç bu risaleyi alıp dikkatle, teslimiyetle okusa daire-i inkiyada geliyor. İslah oluyor. Herhangi maddi bir risaleyi alıp okursa iman etmezse de hiç bahane bulamıyor. Ha, bu önemli. İman etmezse de hiçbir bahanesi yok yani. Gık diyecek bir durumu kalmıyor. İman Allah'ın işi. Ama gık diyecek durum yanlış anlaşılmasın. Allah yani bizim elimizle o işi yaptırtıyor. Gık diyecek durum bıraktırmıyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Biz vazife ilahiye karışmıyoruz. Ama ve lakin gık diyecek pozisyonda bırakmıyor. Çünkü Allah öyle bir vazife vermiş. Evet. Yani itiraz edecek nokta, dayanacağı bir şey bırakmıyoruz. Yani ister bu hangi fenli hocası olsun, ister neyi okusa okusun, ister evrimci biyolojisinin dibi olsun, isterse başka bir şey olsun, isterse arabiyat okumuş, yani başka bir şeyler olsun yani. Hocalar olsun yani şeyi savunmayan ehli sünnete karşı olan filan. Onlara karşı da Risale-i Nur bir talebesi karşısında güzel güzel izah eder gık diyecek pozisyon bırakmaz biznillah. Ya maksat tabii karşımızdakini kişiliğini hedef almak değil. Fikirleri şey etmek yani değiştirmek. Fikirleri doğru yola sevk etmek. Akla kapı açmak. Tabii bu şey de değil. Zorlu olacak bir mevzu da değil. Ama Allah kalbine bunu yatkınlığı verir. O Allah'ın işidir. Tesir. Doğru mu? Cenab-ı Hak bizim ihlasımızla da bu meseleleri değerlendirir. Ayrılmıyoruz. Oralara hiç girmeyelim. Allah bizi ihlas kullarından yapsın. Evet. Her bir risale tek başıyla bir mürşid-i ekmeldir. Kalbi bozulmamış herhangi genç risale dikkatle teslimiyetle okusa daire-i inkiyada geliyor, ıslah oluyor. Kalbi bozulmamış şartıyla. İnkiyat dairesine geliyor. Herhangi bir maddi bir risaleyi alıp okursa iman etmez de hiçbir bahane bulamıyor. Böylesine bir fetih var yani. Herhangi bir dinsiz okusa tamam manasıyla anlasa imana geliyor. Vay bu da varmış yani. Tabi Allah'ın izniyle, bir izniyle. İman meselesi dediğim gibi tamamen o ince çizgi Allah'ın işi yani. Biz ama bütün isharatı bizim elimizle hazırlattırıyor diyebiliriz. Bizi vesile ediyor. Yani sen nur talebini demek istiyor. Biz deyince kendimizi bir şey zannetmek noktası değil mi? Tövbesi. Yani Risale-i Nur çalışanları. Herhangi bir filozof okusa bundan daha yüksek akıl olamaz ve akıllar toplansa bunun fevkine çıkamaz. Akıl buna yol bulamaz diyor. Risale-i Nur lisan-ı hal ile Avrupa meftunu bulunan tek gözlü Deccal'e ya iman et yahut bu dünyanın maskarası olacaksın diyor. Şimdi aziz ders kardeşlerim bu fakir bir tane mürşid-i ekmel ve kutup ararken Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle Üstad-ı Muhterem'in sayıyla 119 mürşid-i ekmel ve kamil buldum. Risale-i Nur ve Mektubat-ı Nur 119 adediyle her birisi birer mürşid-i ekmeldir ve aktaptır. Ey maddi ve manevi yer olan genç kardeşlerim, ey mürşid-i ekmele muhtaç olan ehli tarikat kardeşlerim. Şeyh Abdülkadir Geylani, Şah Nakşibend, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Muhyiddin Arabi, Mevlana Halid radiyallahu anhum hazretlerinin derece-i kemalatları, meratib-i imanları risalelerde ve mektubatta vardır. Daha ne diyeyim? Evet. Burada bir haşiye var ama biz burada El Fatiha diyoruz.